Türkçe Peri Masalları. Tetherhood. Bir zamanlar çocuğu olmayan bir kral ve kraliçe yaşarmış. Bu kraliçeyi gerçekten çok üzüyormuş ve kendine ait bir bebeği olmasını istemiş. Bir gün sarayın bahçelerinde otururken garip bir kadın ona doğru yürümüş. Majesteleri merhaba kraliçem. Sen kimsin sevgili bayan? Neyin kalbini etkilediğini biliyorum ve yardım edebilirim. Yapabilir misin gerçekten mi? Bunu al. İki kova su alın ve içine karıştırın. Kendinizi suda yıkayın ve yatağınızın altına koyun. Ertesi sabah yatağınızın altında biri mavi, diğeri mor olan iki çiçek göreceksiniz. Yemeniz gereken mavi olan ve olduğu yerde bırakmanız gereken çiçekse mor olan. Yani kraliçe ona söyleneni yapmış. Odalarına iki kova su getirmiş ve içlerinde yıkanmış. Sonra su yatağın altına bırakılmış. Ertesi sabah tıpkı yaşlı kadının söylediği gibi iki çiçek yatağın altından çıkmış. Kraliçe mavi çiçeği almış ve yemiş. Şimdiye kadar tattığı en lezzetli şeymiş bu. Diğer çiçeğin tadının nasıl olacağını bilmek istemiş ve yaşlı kadının onu uyardığını unutarak mor çiçeği de yemiş. Ve kısa süre sonra kraliçe iki bebek doğurmuş. Bebeklerden biri güzelmiş, bir meleğe benziyormuş. Ve diğeri, hemşire çocuğu görünce şoke olmuş. Ne? Bu nasıl olabilir? Ne oldu? İki bebekten biri boynuzlu ve kuyruklu doğmuş. Hemşire ona göstermiş. Benim çocuğum o sağlıklı mı? O sağlıklı ama... Farklı olsa bile benim çocuğum, diğer bebeğime vereceğim. Tüm sevgi, şefkat ve dikkati ona da vereceğim. Ona Prenses Horndale diyeceğim. Diğeri ise Prenses Agnes olacak. Böyle anılacaklar. Kraliçe ve kral kızlarını hem sevgi hem de özenle büyütmüşler. İki kız kardeş o kadar yakınmış ki, genç yaşlarında bile neredeyse ayrılmazlarmış. Ancak boynuzlu prenses püsküllü bir başlık giymekte ısrar etmiş ve yanında tahta bir kaşık taşırmış. Böylece insanlar ona Prenses Tetherhood demeye başlamış. Bilmem kaçıncı kez sorulduğunda... Neden o başlığı takıyorsun ve neden o tahta kaşığı taşıyorsun? Çünkü en gerçek aşk bir gün... Kapşonu bir taca, kaşığı da bir meleğin asasına çevirebilsin diye taşıyorum. Bir gün saraya bir mesaj gelmiş. Hayır, olamaz. Ne oldu baba? Bir troll kabilesi krallığımızın içine girmiş ve trollerin girdikleri her krallıkta yaptıkları gibi Noel gecesinde saraya saldırı düzenleyeceklerdir. Ama bu bir gece için geçerli. Bırakalım istediklerini yapsınlar. Yollarına devam ederler. Elbette canım. Ama genellikle saraydaki en sihirli şeyleri alırlar ve bizim de en büyülü şeylerimiz kızlarımız. Her yeri kazabilirler. Yeterince güvenli bir yer yok. Öyle mi? Endişelenme baba. Trollerin daha önce gördüklerinden çok daha fazla sihrim var. Bırak gelsinler. Bana veya kız kardeşime hiçbir şey olmayacağına dair garanti veriyorum. Böylece Noel gecesi gelmiş. Saray koruma altındaymış. Fakat troller prenseslerin olduğu odaya gelmiş. Her ikisi de trollerle savaşmış ve mağlup etmişler. Prenses Tetherhood bunu tahta kaşığıyla yapıyormuş.
Troller kısa sürede kaçmış ama aralarından biri ayrılmadan önce prenses üzerine bir ineğe dönüştüren güçlü bir sihir salıvermiş. Agnes! Saraydaki herkes trollerin yaptığını görünce gerçekten üzülmüş. Ancak Prenses Tetherwood bu duruma üzülmeyecekmiş. Ay, zavallı kızım. Ne yapacağız şimdi? Trollerin nerede yaşadığını biliyorum. Üç denizin ötesindeki kalede. Ve üç denizin ortasında su sihirlidir. Bu sayede trolleri yenebilir ve Agnes'i tekrar eski gerçek haline getirebilirim. Üç denizin ortasında sihirli su mu? Daha önce böyle bir şey duymadım. Bunun için boynuzu ve kuyruğu olan bir kişi olmanız gerekir. Baba, bana olabildiğince dayanıklı bir tekne inşa edin. İçinde sadece Agnes'la ben yelken açacağız. Yakında her şeyi yoluna koyacağım. Ve böylece iki prenses üç denize doğru yelken açmış. Her denizin ortasında Tetherwood suyu toplamış, kazanına koymuş ve Agnes onu izlerken tahta kaşığıyla karıştırmış. Üçüncü denizden gelen sular döküldüğü zaman su koyu bir mora dönüşmüş. Tetherwood onu bir tencereye koymuş ve trollerin kalesinin temeline taşımış. Troller onu görmüş ve saldırmışlar. Kaşığını kazana daldırmış ve üzerlerine mor sudan atmış. Prenses Agnes'a sihir büyüsü yapan trolle gelinceye kadar onu gören herkes canını kurtarmak için kaçmış. Lütfen! Bana bununla saldırma lütfen! O zaman kız kardeşimi düzelt. Üzerindeki büyüyü kaldır. Derhal! Prenses Tetherwood, trolü gemiye götürmüş ve büyüyü kaldırmasını sağlamış. Prenses Agnes yine eski gerçek haline dönmüş. Ancak gemileriyle yelken açmadan önce troll uyarıda bulunmuş. Sonsuza dek kendin olarak kalmak istiyorsan, ailenize dönmeden önce ikinizin de gerçek aşkı bulması gerekir. Gerçek aşkı bulmadan sarayının kapısından geçersen, yine inek olursun. Üzgünüm ama bu büyü bu şekilde gerçekleşiyor. Öyle mi? Peki şimdi ne yapacağız? Gerçek aşkı nerede bulacağız ve gerçek olup olmadığını nasıl bileceğiz? Endişelenme kardeşim. Ben ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorum. Gerçek aşkın gerçek sınavı fedakarlıkla olur. Prenses Tetherwood kesinlikle ne yapacağını biliyormuş. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Belki de boynuzları yüzünden bir kralın iki oğluyla birlikte yaşadığı uzak bir ülkeye gitmişler. Kralın ordusu limanlarına girebilecek kadar güçlü bir gemi gördüğünde hemen kralı bilgilendirmiş. Majesteleri, gemi çok büyük ama içinde ordu yok. Tek görebildiğimiz boynuzu ve kuyruğu olan bir kadın. Ne? Bu nasıl mümkün olabilir? Baba, gidip bakmama izin verin. Hayır kardeşim. Böyle bir kadın büyülenebilir veya belki de bir cadı olabilir. Küçük kardeşimin kendisini riske atmasına izin vermeyeceğim. Baba, ben gideceğim. Sanki yalnız gitmene izin vereceğim. İkimiz de gideceğiz ve neler olduğunu öğreneceğiz. Böylece iki prens gemiye doğru yönelmiş. Güverteye ulaştıklarında ve sorduklarında iki prenses onlara trolleri ve eve dönmeden önce biraz gezinmek zorunda olduklarını söylemişler. Ancak gerçek aşkı bulmaktan bahsetmemişler. Çünkü gerçek aşkı bulmanın yolu bu değilmiş. Prenses olduklarından ve sonraki üç ay boyunca kraliyet misafirleri olduktan sonra prensler onları ülkenin her yerine götürmüş. Birlikte konuşmuşlar ve piknik yapmışlar. Ve çok geçmeden Agnes ve Büyük Prens birbirlerine aşık olmuşlar. Kız kardeşler ülkeyi terk edecekken Büyük Prens artık dayanamamış ve Agnes'a söylemiş. Hoşça kal. Hayır, gitme.
lütfen gitme. Sonsuza kadar burada kalamayız. Biz bu krallığa ait değiliz. Kalbim dayanamaz. Bu yüzden gitmene izin veremem. Söyleyeceğim şeyden hoşlanmazsan beni istediğin gibi cezalandırabilirsin. Ama dürüst olmalıyım. Ve bunu sana büyük bir saygıyla söylüyorum. Peki nedir o prens? Sana sırılsıklam aşık oldum prenses. Ve seninle evlenmek istiyorum. Beni kocan olarak kabul eder misin? Kız kardeşim sadece seninle, ancak ve ancak erkek kardeşin de benimle evlenirse evlenecek. Evlenirim. Hayır kardeşim. Benim yüzümden sevmediğin biriyle evlenemezsin. Kardeşim, gerçek aşkı bulmak çok zor. Ve sen kendininkini buldun işte. Ben gelinin kız kardeşiyle hala mutlu olabilirim. Ama sen gerçek aşkını kaybedemezsin. O zaman mutlu olamazsın. Göremiyor musun? Bak, o da sana aşık. Büyük prens, küçük kardeşini Tetherhood'la evlenme düşüncesinden vazgeçmeye ikna etmek için elinden gelenin en iyisini yapmış, ancak küçük prens dinlememiş. Prenses Agnes da sevgili kız kardeşinin sözüne karşı gelmezmiş. Bu yüzden tartışmalardan sonra büyük prensin Prenses Agnes'la evleneceği ve genç prensin Prenses Tetherhood'la evlenmesi kararlaştırılmış. Evlilik günü gelmiş. Ve Tetherhood küçük prensi odalarına çağırmış. Beni mi çağırttınız Lady'm? Evet, öğrenmek istedim. Evlenmeden önce bana söylemek ya da bana sormak isteyebileceğiniz bir şey yok mu? Kardeşim gerçek aşkıyla evleniyor ve bunun için çok mutluyum. Boynuzlarım, kuyruğum ve tahta kaşığım hakkında bir şey duymak istemez misin? Seni olduğun gibi kabul ediyorum ve seni sevmediğim doğru olsa da ne kadar keyifli, güvenilir ve akıllı bir arkadaş olduğunu görebiliyorum. Seninle birlikte ülkeyi gezmekten keyif aldım ve umarım bir arkadaşlık senin için yeterli olur Lady'm. Seni mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Sana söz veriyorum. Kardeşi için böyle büyük bir fedakarlık yapan bir erkeğe tamamen güvenebileceğimi biliyorum. Ama müstakbel kocam olarak senin de bilmeye hakkın var. Bu yüzden kaba olma konusunda endişelenmeyin. Aklınıza geleni sorun. Bu beni mutlu edecektir. Peki neden şu püsküllü başlığı takıyorsun? Nerede? Hangi püsküllü başlık? Dünyanın en iyi tacını nasıl püsküllü bir başlık sanabilirsiniz? Ne? Peki neden o tahta kaşığı taşıyorsun? Hangi tahta kaşık? Bu efendim herhangi bir prensesin taşıyabileceği en güzel asadır. Peki nasıl böyle doğdun? Boynuzlu ve kuyruklu mu? Boynuzlu ve kuyruklu doğduğumu kim söylüyor? Sen hayal görüyor olmalısın. Muhteşemsin. Ama anlamıyorum. Az önce ne oldu? Bu gerçek aşkın gücü prens. İyi ama ben seni gerçekten sevmedim ki. Ama sen büyük bir fedakarlık yapmak istediğin abini tüm kalbinle seviyorsun. Ve beni de bir şekilde seviyorsun. Boynuzlarım, kuyruğum ve tuhaflığım hakkında üzülmeme asla izin vermedin. Bana her zaman büyük bir saygıyla yaklaştın. Bu da gerçekten adil ve asil bir kalbe sahip bir adamın işaretidir. Ve sadece böyle bir kalp sevebilir. Aynısı kız kardeşim Agnes ve kardeşin için de geçerli. Her ikisi de ikimiz için olan aşklarını feda etmeye istekliydi. Yani kardeşinin kız kardeşimle ve senin de benimle evlenmene gerek kalmadı. Böylece sözüm onurlandırıldı. Aşk ve saygı gerçekten bu kadar güçlü mü? Dünyadaki en güçlü sihir. Hepimizi kurtardığın için teşekkür ederim. Ve böyle sonuçlanmış. İki çift, Prenses Agnes ve Büyük Prens, birbirlerine delice aşık olmuşlar. Ve Prenses Horndale ve Küçük Prens birbirlerine hep saygı duymuşlar. Büyük bir ihtişam ve coşkuyla evlenmişler.
ve hepsi sonsuza dek mutlu yaşamışlar.